Merhaba köfteler Podcastimizde bu haftanın konusu Activision Blizzard'ın Microsoft tarafından rekor miktara satın alınması 67 milyar dolara satın alındı arkadaşlar bazıları e, 70 milyar falan diye yuvarlıyor ama yani aradaki 3 milyara ne oyun firmaları satıldı <laughs> bunları da konuşacağız zaten yani sadece Activision tarafı değil oyun sektörünün geleceği bu satın alımlar niye yapılıyor? dışarıdan giren firmalar Amazon gibi bunların hepsine bakacağız. Ama her hafta olduğu gibi arkadaşlar öncelikle ekrandaki oyunumuzu da ufaktan bir tanıtacağız. Bu oyunun adı Mini Motorways arkadaşlar. Mini Metro'yu yapanların geçen sene çıkarttığı nispeten yeni bir oyun. Mobilde de mevcut, Steam'de de mevcut. Çok tuzlu da değil fiyatı. Basitçe anlatacak olursak evler ve iş yerleri çıkıyor. Siz bunların arasına Yollar oluşturuyorsunuz arkadaşlar ve trafik tıkanana kadar oyun sürüyor. Belli bir noktada artık iş yerine ulaşamayınca insanlar da kaybetmiş oluyorsunuz. Ee, oldukça rahatlatıcı bir oyun. Ben günün yorgunluğunu atmak için genelde bunu oynuyorum. Böyle uyumadan önce kafamı boşaltmamı da sağlıyor. Ee, bence fena değil. Bir bakabilirsiniz. Fiyat olarak da çok tuzlu değil. Ee, i̇lginizi çektiyse alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi konumuza dönelim arkadaşlar. Oyun satın alımları son yıllarda çok haber oluyor. Özellikle Microsoft Zenimax'ı aldı. İşte Betesda e, içeren Zenimax şirketini aldı. Üstüne gitti bu şeyi aldı arkadaşlar. E, Activision Blizzard falan derken tabii e, Game Pass severler seviniyor. Tekel olur mu diyenler var. Ee, böyle endişesi olanlar var. Microsoft böyle bu Game Pass'in fiyatını hep ucuz tutar mı diyenler var. Bütün bunlara bakacağız ama oyun sektörünü ufaktan bir konuşalım arkadaşlar. Özellikle ben ülkemizden örnek vererek bu durumu açıklayacağım. Çünkü oyun sektörünün bu kadar büyümesi, GTA'nın başarıları, finansal başarılarından bahsediyorum. Yine birçok oyunun çok fazla para kazandırması düşünülünce, özellikle metaverse konularında da oyunların aslında benzediğini firmalarda fark ediyor ve çok büyük firmaların e, bu sektöre e, iştahını kabarttığını görebiliyoruz ve satın alımlar yaptığını görebiliyoruz. Şimdi EA'dir, Ubisoft'dur, işte bu tarz firmalar oyun firmaları dev, çok büyükler ama. Yani Microsoft, Amazon gibi firmaların yanında e, bunlar küçük kalıyor. O yüzden de e, onların yaptığı satın alımları görünce bu firmaların da ya büyüyecekler ya satın alınacaklar. Mesela EA zaten eskiden beri oyun firması alıyordu ama bu sene daha agresif biçimde hatta e, Take-Two'nun da e, Rockstar'ın ana şirketi, üst şirketi. E, göz koyduğu Codemasters'ı EA gitti parasını basıp aldı. Niye? Çünkü büyümek zorundalar arkadaşlar. Büyümezlerse e, Activision'ın başına gelen EA'in bile başına gelebilir ki de yani öyle e, basit bir firma değil arkadaşlar. Zaten Activision da basit bir firma değil. Yani onu da konuşacağız. Call of tarafı falan. Yani genel olarak büyük firmaların bir iştahı söz konusu ve ülkemizde de arkadaşlar Peak Games'in satılmasıyla şu anda inşaat firmalarına bağlı bir sürü oyun firması türedi arkadaşlar. Hyper Casual oyunlar yapan bir firmaydı Peak Games ve ben de aslında şu anda da var kendi Safari diye de bir oyun var benim de mevcut Google Play Store'da oyun yapmış biriyim. Türkiye'de hiper casual oyun yapımı çok fazla arttı. Yani oyun sektörümüz gelişiyor ama hani Call of gibi oyunlarla gelişmiyor. Mobil oyunlarla gelişiyor. Bunun sebebi de dediğim gibi Peak Games o miktara satılınca özellikle inşaat sektörünün elinde çok fazla sermaye olduğundan dolayı arkadaşlar. Bunlar da ya biz de bir oyun şirketi açalım dediler. Şaşırtıcı biçimde de fena gitmiyor arkadaşlar çünkü mobil oyun sektörünün şöyle bir olayı var paranız varsa reklamı basıyorsunuz indirtebiliyorsunuz Baya basit bir denklem yani hani oyunun eli yüzü düzgünse oynanıyorsa basıyorsun reklamı illaki birileri indiriyor oradan gelen parayla da yeni bir oyun yapıyorsun bu dönebilen bir çark yani fena değil yani çok orijinal değil çok insana heyecanlandırmıyor olabilir ama çalışıyor mu? Çalışıyor o zaman oyuna devam. Yani e, hani sizin de aklınızda olsun. Belki oyun sektörüne girmek isteyebilirsiniz. Hiper casual oyun yapabileceğiniz çok fazla ücretsiz oyun motoru var. Unity bunlardan birisi, çok da popüler. Ama benim tavsiyem arkadaşlar, yeni başlıyorsanız e, Unreal 5'e bir göz atın. Bunu da kanalda konuşmuştuk Matrix'in bir demosu vardı Unreal 5 üzerinden yani hani öğrenirseniz sanki gelecek Unreal 5'te gibi geliyor bana oyun sektöründe yine ayrıldığımız Zamanda arkadaşlar zaten oyun yaptığımı söyledim hani bir oyun yapalım abi proje yönetimi lazım bilmem ne derseniz de benle iletişime geçebilirsiniz oyun yapmanın en azından mobil oyun yapmanın adımlarını Biliyorum şu anda ee, bu şekilde güzel projeler de ortaya çıkabilir. Yani kısacası arkadaşlar şu anda oyunla ilgili firmalardan daha çok ilgi daha büyük üst firmalarda. Yani düşünün arkadaşlar yani dünya devi firmalar bir anda oyun sektörüne saldırdı. Eski oyuncuların yani oyuncudan kastımız oradaki eski oyun şirketlerinin çok da bu noktada ee, şansı da yok yani bir anda geliyor bir sürü canavar gibi adamlar biri diyor işte 5 milyar dolar öbürü diyor 10 milyar dolar çekiyor Microsoft 50 diyor 60 diyor. E, satılıyor abi bu şirketlerde şimdi diyeceksiniz abi Activision Blizzard çok büyük bir şirket yani çok da para kazanıyor. Evet arkadaşlar ben ilk çıktığında haber yani e, normal karşılamıştım çünkü çok büyük bir para zaten kim olsa satar diyordum ama... Call of düşünmemiştim. Çünkü Call of pek oynamıyorum ben. Ve e, yurt dışında da bu kadar çok oynandığını bilmiyordum. Hani ülkemizde de çok bu kadar aşırı bağımlısı yok. Ama yurt dışında baya baya insanlar Call of oynuyor. Yani hani ve e, çok satıyor. Satışları düşmesi de bir etken olabilir bu duruma. Son zamanlarda düştü ama düşse bile çok satıyor. Ve hatta Activision tarafı birçok oyun serisini durdurup ha Call of üretiyordu. Yani hani iki ayrı stüdyo var. Birisi Call şeyleri yapıyordu galiba Black Ops'ları yapıyordu. Birisi Modern Warfare'leri yapıyordu falan. Böyle garip bir düzen içindeydi Activision Blizzard. Yani buna bakacak olursak aslında... 60 milyar dolar rakamını 2 senede falan toplayan bir firma yani Kaloflar sayesinde. Ben çünkü hep işte Diablo'sudur, WoW'udur bunların tarafına bakan biriyim yani. Ama ee, diğer taraf oldukça ee, nasıl diyelim paralı yani duyusal bir tarafı var yani bu satın alımın. Bir de arkadaşlar Zynga'da yani Zynga değil pardon King'de yani kendi kreşi yapan firma da Activision Blizzard'ın içindeymiş. Microsoft onu da almış olmuş. Yani para basan bir sürü şirketi eline almış. Şimdi burada neden bu satışa karar verdiğini anlamakta zorlanıyor olabilirsiniz. Bunu derinlemesine incelememiz lazım arkadaşlar. Aslında admin'i de bu podcast'lere bir gün getirebilirsem iyi olur. Onunla konuştuğumuz bir konu vardı zamanında. Bu Cyberpunk çıktığında arkadaşlar çok fazla konu ortaya çıktı yani CD Projekt Red'de işte e, yöneticiler çalışanları zorluyormuş işte ne bileyim e, çalışanlara bire ek mesai yapıyormuş falan filan yöneticilerin birçoğu atılmış tamam atılması çok güzel böyle insanlar durmasın da şimdi Witcher 3 gibi bir oyunu yapan adam ne bileyim Cyberpunk'ı bug'lı maglı gene güzel oyun yapan adam. Bunları yöneten kişiler, bunlarda çalışan yazılımcılar çıktı. Yeni bir Witcher nasıl olacak? Çünkü yazılım sektörü şey değil arkadaşlar. Yani ee, hani bir adam bir işi yaptı 3 ay, işi bırakıyorum dedi, başka işe geçti. Hop yerine bir başka yazılımcı aldım, kaldığı yerden devam ettim. Yani inşaatta bu olabilir belki. Tuğlaları alıp koyuyor sonuçta, bir günde öğrenir. Hadi bir haftada öğrensin bir ayda öğrensin. Yazılımda adamın eski kodu anlayıp ona devam etmesi falan uu, uu, uu. yani inanılmaz bir süreç. Hele pandemi döneminde remote çalışma kültürü arttığı için artık yazılımcılar böyle şey fıldır fıldır tamam mı? Yani hani e, bir yerde çalışırken bir yandan iş bakıyorlar. Daha iyi bir para mı geldi hop geçiyor. Daha iyi para mı teklif ettiler hop geçiyorlar. Yani... Böyle olunca sektör de bayağı zorlanmaya başladı pandemi döneminde ve bayağı değişmeye başladı. Şimdi e, paranız çok olsa dahi arkadaşlar o işi yapacak adam elinizde tutamıyorsanız e, işi bitiremezsiniz. Yani bu e, çok basit bir şey, çok basit bir mantık. Bu nedenle de arkadaşlar Kalof gibi çok ciddi e, kazançları olan bir IP diyelim entelektüel ürün demek bile sıkıntıya girmiş olabilir yönetimsel olarak arkadaşlar. Bunun benzeri mesela Bully 2 örneğinde Rockstar'da mevcut ki Rockstar'da çok örnek mevcut arkadaşlar. Yani GTA Online'ın yükleme sürelerini bir modcunun yapması niye? Çünkü ilk kodu yazanlar muhtemelen çıktı gitti çalışmıyor Rockstar'da. Ee, yine görüyoruz abi e, 20 sene önce yaptıkları oyunun remastered'ını daha beter biçimde çıkartıyor. Oğlum sen 20 sene önce yapmışsın onu da e, niye bu böyle kötü diyoruz? Ama muhtemelen 20 sene önce yapan adamlar şu anda emekli falan. Yani balık tutuyorlar muhtemelen. Ee, öyle olunca da arkadaşlar tabi aynı şey olmuyor. En başta bahsettiğim gibi, yani artık e, birçok insan... E, hani yazılım sektörüne şey için giriyor abi parası iyiymiş ha oyun sektöründe de iyi para var onun için giriyor ama eskiden oyunlar böyle değildi arkadaşlar çok şey bir sektör olmadığı için yani karlı bir sektör olmadığı için genelde oyun yapan kişiler tutkuyla yapıyordu yani adam oyunu ben yapmak istiyorum güzel olsun diye yapıyordu ve bu durumda içinde bulunduğumuz yönetimsel krizlere sebep oluyor. Ee, yine Red Dead Redemption 2 mesela çok güzel oldu diyoruz ya Red Dead Redemption 2'deki birçok mekanik aslında Bully 2 için geliştirilmiş. Bully 2'yi geliştirmek isteyen hevesli yazılımcılar böyle işte zamana bağlı diyaloglar yapay zekanın zamanla karar vermesi gibi şeyler geliştirmiş. Rockstar demiş hop bunu RDR 2'de kullanalım hop bunu da alalım RDR 2'ye geçelim e Bully 2 sürekli ertelenmiş. Sürekli böyle hani e, kaynaklar kaydırılmış. E, bu leaky'i yapmak isteyen kişiler de bir miktar da kar payı alacakmış arkadaşlar. Yani oyundan hani o geliştiriciler. Adamların hevesi kırılınca da gitmişler. Şimdi bu heves kırılma mevzusu önemli Microsoft tarafı içinde. Çünkü arkadaşlar Microsoft e, aldıktan sonra aslında istediğiniz oyunu yapın kafasında. Çünkü Microsoft... Netflix'in bir şeyi yani hani e, oyun versiyonu moduna girmek istiyor. Abi oyun olsun orada. isteyen istediğini oynar. Yani hani Game Pass'le ilgili şey eleştirisi çok oluyor. Abi oradaki oyunların çoğunu oynamıyorum. Zaten çoğunu oynamana gerek yok ki. Forza 5 artı Starfield zaten bir senelik parasından fazla. E abi o zaman alırsın yanına durur. Ben atıyorum Ocak'ta belki hiç Xbox Game Pass'ten oyun oynamadım ama bir tane oyun çıkar oynarım yani hani olay bu aslında. E, çünkü satın almak çok pahalı. Onun yerine kiralıyorsun. Netflix'te de ben bütün her şeyi izlemedim. Ama güzel bir dizi çıkıyor mesela Snowpiercer'ı seviyorum ben. Yeni bölümleri gelecekmiş. E iyi izleriz abi. Onun dışında da gene kullanmamaya devam ediyorum. Ne olacak Yani ayda e, 10 lira 20 lira verdiğin bir hizmetten karşılığını alıyorsan. E, Sorunu etmiyorsun tabi sadece ben de kullanmıyorum evdeki başkaları da kullanıyor. Adam başı 10 liraya falan denk geliyor. Yani çok da dert etmiyorsun böyle bir durum olduğunda. Game de aynı mantık. Abi diyor oyun olsun diyor. Şimdi bu bir yandan kötü. Neden? Çünkü arkadaşlar oyunların kalitesi düşebilir. Netflix'teki dizi kalitesi çok da iyi değil. Ama... Eee... İnsanların istediği tarzda oyun yapmasını olanak sağlıyor. Bunun güzel bir örneği 12 Minutes arkadaşlar. Geçen sene çıktı. O oyun hiçbir şekilde kendi başına çıkamazdı. Game Pass'te olmasa çıkamazdı arkadaşlar. Ne o oyuncuları seslendirme için tutacak bütçeleri olurdu. Ne de öyle bir oyuna çok fazla çıkartmak isteyen olmazdı. Çünkü arkadaşlar oyunun içinde yabancıların... ...çok böyle e, negatif bulduğu e, ensest e, şeyi var. Ensest bir olay var yani ve... E, ...hani Türkiye'de maalesef kayının bana kaydı haberleri çok olduğu için... ...biz bunu çok yadırgamadık belki ama... ...yabancılar ya böyle şey mi olur falan filan gibi... E, ...bir e, hani tepki içerisine girdi doğal olarak ve hani... Böyle bir oyunu arkadaşlar Game Pass dışında yayınlamak çok mümkün değil. Yine e, birçok e, Kojiro'nun da mesela episodik oyun yapma planı vardı galiba. E, bunu yapacaksa gene Game Pass'te yapabilecek gibi duruyor. Çünkü Game Pass ne istiyorsanız onu yapın abi diyor. Yani hani e, oyun firmalarının abi al abi kod yerine... E, bak Blizzard'da eskiden böyle oyunlar vardı. istiyorsanız yapın diyeceği söyleniyor. Bu açıdan iyi. Yine anlattığım sebeplerden dolayı arkadaşlar pandemi dönemi şuydu buydu tutkuyla oyun yapmaydı falan derken... ...ben tekelleşmenin de çok olabileceğini sanmıyorum. Niye? Çünkü e, oyun yapmak isteyen adam belli bir gelirine sahip olduktan sonra yapar abi oyunu. Yani oyun yapıp piyasaya salmak dünyanın en yapılabilir şeyi. Aynı zamanda çok zor ama... Ee, ...Valheim'ı gördük. Ne bileyim... ...Unturned diye bir oyun gördük. Hotline Miami'yi gördük. Yani... ...küçük olabilir. Aa... ...şu farmlı oyun arkadaşlar. Ee, o oyunu gördük. Adını unuttum şimdi. Ee, Stardew Valley. Ha. Adam yapmış tek başına. Yani e, böyle... ...oyunları yapacak adam yapar. Ve küçük oyunlardan da gerçekten... ...kaliteli iş çıkıyor. Tuttuğu zaman da devam ediyor. Yine... ...PUBG. Arkadaşlar PlayerUnknown... Bu noktalara kazıya kazıya geldi adam yani hani e, önce mod yaptı sonra bilmem ne yaptı yani modla yürüyor mod demişken Dota League of Legends yani e, bunun sonu gelmez e, tekelleşme olursa kapatırsa o adamlar e, yani şartları da iyi oluyor açıkçası yazılım yapan insanların e, belli bir noktada 50 yaşına gelir oyunumu yapacağım abi. Hayalimde bir oyun vardı der. Yapar. E iki streamer oynadığı zaman güzel bir şey yaptığı zaman zaten tutuyor arkadaşlar. Among Us da böyle oldu. Yani o yüzden ben tekelleşmeden çok korkmuyorum. Ama korktuğum asıl konu bir Game Pass'in fiyatını acayip arttırırlarsa. Çünkü e, yani ben mesela Diablo 2'nin yenilenmiş halini almadım abi. Yani Diablo 2'nin <laughs> Oynamıştık zamanında Uygun fiyatlı çıksa alırdım Bak Riot bir tane oyun yaptı Ruin King diye ee, Epic'te kupon verdi Yapıştırdım abi 40 liraya aldım Ama e, Diablo 2'ye Kimse kusura bakmasın 40 euro muydu 30 euro muydu öyle bir şey Yani 500-600 lira para mı Verilir abi dalga mı geçiyorsunuz Blizzard'ın bu e, fiyatlandırmasına Ben garip karşılıyorum Mesela hala 13 euro wolf ya böyle bir şey olur mu abi 200 lira mı ediyor ne diyor? yani hani saçma sapan rakamlarla aylık oyun oynuyorsun bu olmaz mesela hani Game Pass bu tarafta yerel fiyatlandırma yapacaktır diye düşünüyorum ama e, bu aylıklı işinin benim çok rahatsız eden bir tarafı var oyun fiyatları böyle arttıkça aylıklıya sıcak bakıyoruz ama mesela Steam kütüphanem var benim tamam mı senelerdir Birikmiş. Canım istediğinde eski bir oyunu açıyorum, oynuyorum. Şimdi e, bu kütüphanelerde Netflix'te de öyle sorun oluyor. İzlediğim dizi vardı. One mı ne? Kayboldu abi Netflix'ten. Yine Amazon'da izliyordum X-Files'ı. Kayboldu. Ya ne oluyor abi? Yani şimdi e, Game Pass'te oynayacağız oynayacağız desek birçok oyun kaybolacak. Yani e, bunu da çözmek lazım. Yani bu da ciddi bir sorun. Ve abonelik sistemi de çok yaygınlaşacak gibi EA başlattı bunu oyunlarda. EA'inki agresifti fiyat olarak. Türkiye'ye de yine euro ile satıyordu. Ama Ubisoft da başlıyor şu anda. Bunlar muhtemelen Game Pass'e de girecek. Bunun sonu nereye varacak? Bu bir endişem. Yani sürekli artık biz... Her ay belli bir para mı vereceğiz? Ya da bunu internet e, ücretiyle falan birleştirecekler mi? Yani hani o da mantıklı geliyor bana. Atıyorum ben ayda 200 TL'yi vereyim. E, Game Pass'im olsun, internetim olsun, Netflix'im falan olsun. Çok da kötü değil aslında yani. Çünkü senede 2000 lira veriyorsun e, yaklaşık olarak. E, bayağı da iyi bir e, içeriği alıyorsun abi. Yani ömrünün sonuna kadar bunlarla oturup vakit geçirebilirsin aslında. Yani hani düşündüğün zaman çünkü o kadar fazla içerik var ki. Ama işte sahip olma kültürü gidiyor. Gerçi bu kültür ayrı bir konu. Hani sürdürülebilirlik konusuyla da birleşiyor arkadaşlar. Bunlar yine bahsettiğim gibi yani yazılımcıların sürekli iş değiştirilmesi sürdürülebilirliği de azaltan bir durum aslında. Ee, yine Uber'in mesela çok yaygınlaşacağı söyleniyor. Çünkü normal sıradan insanın artık araba alacak kadar e, hali vakti yerinde olmayacak gibi. Onun yerine lazım oldukça kiralayacak falan. Ee, yine üretim o kadar artmamış olacak. İnsanlar bir arada e, kullanacak arabaları gibi bir durum. E, bu nokta önemli. Bu arada sürdürülebilirlik demişken arkadaşlar... E, bu mühendislerin falan sürekli iş değiştirmesinden bahsediyorduk. Bu noktada işte artık çok büyük oyun firmaları yeni oyunu yapamayacak durumda olduğu için ya biz para ediyorken satalım, yeni yönetim bu işin altından kalkabilir. Yani hani evet Microsoft e, belki daha başarılı biçimde Call of'ları üretemeyecek. Hani Call of'larda da bir düşüş var çünkü. Ee, belki hani e, Blizzard da bu yüzden sattı işte Activision tarafı Gerçi orada bir de taciz skandalı falan da var da ben onun çok etkisi olduğunu düşünmüyorum Ama hani e, baktılar abi biz bir şirket çok büyüdü Biz bunu büyüttük büyüttüğümüz şirketi yönetme e, şansımız yok Entelektüel sermayemiz gidiyor bu entelektüel sermaye işte yazılımcılar olayı bilen kişiler sadece iş değiştirme değil yani emekli de oluyor insanlar arkadaşlar. Yani adminle ben onu konuşmuştum lan bu adamlar 20 senedir oyun yapıyor, sıkılıp bırakacak işi. Yeni oyunları, yeni gelen yazılımcı yapabilecek mi? Gördüğümüz gibi yapamıyormuş. Ama Microsoft'un derdi de zaten eski oyunun yenisini yapından ziyade kanka bir şeyler yapın moduna evrilmiş gibi duruyor. O yüzden hani çok sorun olmayabilir bu satın alım Microsoft açısından ama yani hani bu kadar para basan firmaların neden satıldığını merak ediyorsanız muhtemel sebebi artık ilerlemekte zorlanmaları, çalışan maaşı ödemekte zorlanmaları da olabilir. Birçok sebep olabilir arkadaşlar. Bu değişiklik yaşanacak. Şimdi en kötü taraf arkadaşlar. PlayStation tarafı PlayStation ne yapacak yapacaksa şu anda işi çözmesi lazım yani PlayStation'ın Çünkü şey oyunları yok yani insanı bağlayan yani ben abi PlayStation'ı sürekli oynayayım dedirten oyunları yok Yani ben bunu hep şeyde de mesela yayınlarda da çok konuşulan bir konu Abi RDR2'ye niye öyle diyorsun işte ee, ne Bileyim e, Last of Us'a e, Keltoşlu Oyun Neydi God of War'a Falan Niye Böyle Diyorsun e, Abi Çünkü Oyunlar e, Benim için Ben Genelde Sürekli Farklı Oyun Değil Bir Oyunda Uzun Vakit Geçirmeyi Severim İşte War Thunder'dır e, League of Legends'dır PUBG'dir Yani Böyle Şeyleri Severim Hani Bir Tane Benim Oyunum Hep Oynayabilmeyelim Bakın Bu Ekrandaki Oyunla Böyle bayağı Vakit Geçirdim Bu Oyunla Da yani hani bir kere oynayayım, hikayeyi bitireyim. Abi bunlar için zaten Telltale oyunları var. Walking Dead'ler var. Ne bileyim işte Detroit Become var. Yani hikayeyi anlatan oyunun ben çok oynanışını beklemiyorum. Combat'ı iyi olan oyunun da tekrar edilebilir olmasını bekliyorum. Yani ikiye bölmüş durumdayım. Bu benim fikrim. Şimdi öyle olduğu zaman da single player taraflarından çok fazla puan veremiyorum oyuna. Niye? Çünkü bitiyor abi. Yani God of War'u 20 saatte bitiyorsa 10 kere oynasan 200 saat ediyor. Arkadaşlar benim GTA'da 1300 saatim var. Muhtemelen League of Legends'da 3000 saatim, belki de daha fazla saatim var. Yani şimdi tamam abi oyun çok iyi olabilir. IGN anketinde dünyanın en iyi oyunu seçilmiş ki RDR'ye göre daha iyi olmasın da ben çok şaşırdım. yani RDR ile kıyas edilebilecek bir oyun da değil. Yani hani bu oyunların o kadar iyi olduğunu düşünmüyorum. İyilerse bile devam edecek kadar iyi olduğunu düşünmüyorum. Yani hani devam edecek kadardan kastım ne? Yani bu oyunlar, e, PlayStation'ı aldıracak oyunlar olmaktan çıkacak. Ya da PlayStation'ı sattıracak oyunlar olmaktan çıkacak. Nitekim arkadaşlar God of War PC'ye çıktığında PC kullanıcısı biraz değişik oyunları oynar. Mesela ee, Rise of Son of Rome diye bir oyun var arkadaşlar. 5 liraya falan satılıyordu indirime girdiği zamanlarda. Şimdi bu oyunu Steam kullanan adam çok satanlarda görüyor. Lan bir deneyim diyor. Çünkü o 5 lira olduğu için bilenler de böyle öneriyor arkadaşına. Bir anda çok satanlar da yükseliyor. E abi Rise Son of Rome God of War oyunlarına çok benzeyen gayet güzel bir oyun. Şimdi bunu oynamış adam şimdi aldılar insanlar God of War çıktı oynadı falan. Yani güzel oyun çok güzel kimse itiraz etmiyor oyunun güzelliğini ama ya bu muydu abi bu kadar yazıyor. Yorumlar genelde böyle. Ya bu muydu abi biz böyle oyunlar oynuyorduk. Yani tam kötü değil ama bu muydu bak. Orayı iyi anlayın. Ben God of kötü demiyorum. Ama ya dünyanın en iyi yok, yok artık. Ya bir de karşısındaki rakip RDR. Ve üstüne üstlük RDR'yi ben yani GTA'ya göre başarısız buluyorum. Niye? Online tarafı o şeye göre zayıf kaldı. Mesela geçen haftaki videonun da başlığında RDR gibi fiyasko olur mu yazmıştım. Abi RDR fiyasko mu ne diyorsun falan filan. Ya oğlum single player'ın demiyorum single player 100 saat olsa ne yazar. Ben GTA 5'in single player'ını o da güzel oyun. Bir kere oynadım yani bir daha açıp oynamadım. Vice -T mesela yayında oynamaya başladık daha bitirmedik. San Andreas Definitive'i daha bitirmedik. Yani single player oyun artık ee, bir yere kadar sarabilir. Bir yere kadar seni götürebilir. Yani şirketin devamını konuşuyoruz arkadaşlar. Burada hani oyunlar olsun güzel olsun Cyberpunk oynadım çok sevdim. Ama bu tarz oyunları yapmak ee, mesela şöyle düşünün Cyberpunk'ı yaptılar şimdi. E update niye çıkmıyor abi update yaptıkça yeni oyun satamayacak adam ondan çıkmıyor aslında. Yani e, burada şey durumu da var olayın artık e, sürdürülebilirlik kısmı işte burada devreye giriyor. Ve Sony bunu nasıl yapacak hangi oyunla yapacak? GT Sport iyi bir oyundu bayağı cihaz sattırıyordu e, ama çok da şey değildi. Yani Türkiye'de mesela PlayStation'ı sattıran şey e, gamepadini de tercih ediyorlar arkadaşlar PlayStation'ın FIFA oynayanlar. FIFA yani Türkiye'de FIFA için alıyor insanlar yurt dışında da ya GT Sport için alıyorlar ya böyle e, eksklüzivleri oynamak için sonuçta o adamlar için çok pahalı bir cihaz değil bilgisayarı da var Eksklüzivleri de oynarım diye PlayStation 5 alıyor ya da arkadaşlar e, şey için alınıyor e, Call of için alınıyor e şimdi Call of'un e, Microsoft'a geçmesi Tamam demişler hani hali hazırdaki oyunları çekmeyeceğiz demişler ama orada altını çizmek lazım. Hali hazırda diyor. Yani bu ne demek? Ee, yeni gelenler gelmeyebilir demek ki Starfield gelmiyor oldu. Bu noktada artık yani Sony ya diyecek ki kanka tamam biz bu savaşı kaybettik. Zaten konsol olayı bana göre e, AMD'nin e, bu kadar domine çip üretmesiyle... Yani bir bilgisayardı içinde Windows yoktu da Sony e, yazılımı vardı hani işletim sistemi vardı gibi düşünebilirsiniz. Yani ben e, konsol sistemlerine Windows falan kurulabileceğini düşünüyorum. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Xbox'ın e, chipsetinin bazıları hatalıymış yani AMD üretiyor hatalı çıkıyor. Hatalı olanları gömülü biçimde arkadaşlar ana anakart olarak çıkartmışlar. 4750G mi öyle bir şeydi galiba. Yanlış hatırlıyor da olabilirim modeli ama öyle direkt böyle HDMI falan üstünde. Anakartın içinde işlemci gömülü. Hani şeymiş. Biz abi Xbox'lar için bu çipi üretmiştik. Xbox'a karşılık gelecek kadar iyi değil bunlar. Standartta tutturamadı. Biz bunları isteyenlere kasa yapsın diye satıyoruz diye bir ürün çıkmıştı. Baya benim hoşuma da gitmişti ürün. Ee, Türkiye'ye geldi mi bilmiyorum ama... Ee, yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Aslında konsollar bilgisayar artık. Yani konsollar eskiden şeydi. Baya düşük donanımla oyun çalıştırmasıyla. Yani ucuza alırdınız. Mesela PlayStation 2 harbi harbi konsoldu abi. Yani ufacık alet. Çok da güçsüz ama... Oyun yapımcısına Sony veriyordu parayı. Kardeşim bu oyun benim bilgi, e, cihazımda çalışacak. E, hatta San Andreas'ın konsol versiyonu çok farklıydı. Yani böyle görüş seviyesi falan çok düşüktü. E, bir de ekstra özellik olarak iki kişi oynayabiliyordunuz onu. iki gamepad ile falan. Yani... E, Değişikti arkadaşlar yani ben hatırlıyorum e, o zamanları şu anda baya baya normal bilgisayar satıyorlar e, sonra de herhalde diyecek abi biz de oyunlarımızı böyle bir sistemle çıkartacağız falan ama artık ne yapacaksa acil yapması lazım e, geçen haftaki haftalık videoda da söylemiştim bunu e, bu satın alım çünkü o günlere denk gelmişti. Yani bir şey yapmazsa geri kalmaya devam ediyor. Her e, Game Pass deneyimleyen kişi artık ya abi biz Sony'de boşa gidiyormuşuz falan oldu. Sony'deki ekskлюzivlerin bu kadar beğenilmesinin sebebi de arkadaşlar yani biraz reklam veriliyor olması. Yani atıyorum e, God of War yerine bahsettiğim Rise Son of Rome'a bu kadar reklam verse e, o da tutacak. Ya da işte Assassin's Creed'ler. Onlara da reklam veriliyor. Onlar da tutuyor. Baktığınız zaman müthiş oyunlar mı? Bence ortalama oyunlar. Yani hani ekstra harikulade fevkalade oyunlar değil. Reklamla tutan oyunlarda da konsol oyuncusu zaten belli sayıda oyun aldığı için ee, yanılgı içinde oluyor. Yani ben görüyorum internetteki forumlarda adam sürekli şey yazmış. Abi işte e, Xbox'ta oyunlar çok az, çok kötü. Ekskluzivler bizi götürür. Oğlum ekskluziv senede bir tane çıkıyor. Yani bir Spider-Man var. Bir Last of Us var. Bir God of War var. E, aklıma gelmiyor. Yani Uncharted varmış. Oğlum Uncharted'ın daha iyisi Tomb Raider yani. Bence Tomb Raider'lar baya güzel. Hani şimdi burada e, şey yapmaması lazım. Yani duygusal takılmaması lazım ee, ya da ne bileyim bu yorumları dikkate alıp bizim kitlemiz eksklusif oyunlarımızı alır falan dememesi lazım. Yani e, çünkü arkadaşlar yani öyle bir noktaya gitmeye başladı ki Game Pass'in yani oyun fiyatları arttıkça Game Pass'e geçen insan artıyor. Yani bir <laughs> bir eksklusif oyun fiyatına PlayStation oyunu fiyatına zaten bir senelik Game Pass alıyor. Hatta ben 3 senelik almış da olabilirim. O fiyata yanlış hatırlamıyorsam... E abi yani... E, 3 senede kaç tane oyun oynuyorsun zaten... Yani bildiğin... O parayı veren öbürünün de parasını verir... PC'de de oynar... Yani böyle de bir durum var... Şimdi e, bunu çözmesi lazım... Oyun içi satışlar... E, geliri azalabilir... Yani o da e, böyle bir durum var... Çünkü adam... Şöyle bir şey de olacak... Tamam abi eksklüzif oyun oynayacağım... PlayStation 5'im olacak... Türkiye'den şey gibi bir algı var. Sadece PlayStation 5 veya Xbox. Yo adam alıyor abi. Series S de alır yanına. PlayStation 5'te Exclusive oynar. Game Pass'te de e, şeyleri oynar. Diğer oyunları. PlayStation 5'te satın almadığı her oyundan Sony zarar ediyor. Sony oyun satışından kar eden bir şirket. Cihaz satışından kar etmiyor ki. Yani hani bu yüzden diyorum ne yapacaksa çabuk yapmalı ki elindeki tüketiciyi tutmalı. ekskluzivi oynar abi adam. Ama eksklusif olmayanları abi bu Game Pass'e gelir ya falan. Bak e, neydi o oyun? Yeni bir tane Bethesda Shooter'ıydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. E, o oyun Game Pass'e çıkacağı açıklandı. Şu anda PlayStation'da falan var. Abi yani ondan sonra e, vay efendim insanlar bekledi yani yayıncılar bile satın almıyor. Düşünün oyun oynamaktan para kazananlar bile bu tarz oyunları e, şey yaptı Deadloop ha oyunun adı da aklıma geldi. Yani Deadloop'u birçok insan Game Pass'e gelecek diye bekliyor yani. İşte bu yüzden arkadaşlar e, şöyle de artık tam ekranımıza geçelim. E, oyunu da kaybettik orada. Bu sebeple arkadaşlar Sony'nin artık ne yapıyorsa kararını verip yapması lazım. Hani Game Pass'i PlayStation'da oynatacağız bile hiçbir şey yapmamaktan daha mantıklı bir hareket. Buna bir karar vermesi lazım. Bu konuda benim en sevindiğim taraf arkadaşlar isim vermeyeceğim ama yerli oyunları şey yapan firmalar var ithalatçı firmalar var ve bunlar hani Steam'deki oyunların fiyatlarının bile arttırılmasına e, hani çaba sarf etmişti. Ya bizde bu oyunlar bu fiyatken siz yarı fiyatına satıyorsunuz olmaz falan. Yani gerçekten böyle şeyler yaşandı. Zaten birçok kişinin aklına gelmiştir hangi firmalar oldu. E, hatta MediaMarkt galiba bu duruma dava falan açmıştı. Yani hani rekabet kurulu da inceleme başlatmıştı. Yani ben istediğim fiyattan satarım abi oyunum sana ne oluyor. Yani yan şirket geliyor Mediamarkt indirmek istemiş fiyatı. Gelmiş sen arttıracaksın falan. Onlar da ne oluyor falan demiş. Ee, yani hani Game Pass tarzı sistemler... Bu tarz çakal çukallıkları diyelim engelliyor. Yani bu açıdan bence Türkiye'deki oyuncu için... Hani bu Microsoft'un bu kadar büyümesinin herhangi bir şekilde sorun olma ihtimali yok gibi. Zaten dediğim gibi hani Sony bir rakip o gidecek e, olsa bile, zor durumda olsa bile Game Pass'in rakibi olacak. Birincisi Amazon. Yani hani Ubisoft gidebilir, e, Game Pass'e geçebilir, EA Game Pass'e geçebilir. Ama şey... E, Amazon orada bir biz de varız diyecek. Netflix benzerini yapmaya çalışıyor. E, Netflix'in bu kadar çok firmayla anlaşabileceğini şahsen düşünmüyorum. E, ama gene bir alternatif olacak. Yani hani fiyatları en azından çok arttıramaz anlatabiliyor muyum? Yani öyle bir tutucu görevi olacak. Yine arkadaşlar Epic Games Tencent tarafı var. Bunlar da önemli ki benim tahminim Sony, Tencent, Epic Games e, ve e, Take Two biraz yakınlar. Yani GTA'lar falan da hep biliyorsunuz Sony'ye erken çıkıyordu. E, oradan bir birleşme olabilir. Sony belki hani Take Two'yu tamamen satın almaz da ortak olabilir. E, Epic Games, e, Riot Games e, bunlar falan da Tencent'in hani onlar böyle bir bir şeyler deneyebilir. Apple ne yapacak? Apple'dan pek ses duymuyorum. Bilmiyorum hani bilgisi olanlar yoruma yazabilir. Apple da oyun olayına girmek istiyor. Dediğim gibi bu metaversin aslında oyun olduğunu büyük şirketler kavradı sonunda. Ulan oyun almamız lazım. Hani metaverse metaverse diyoruz da bahsedilen şey oyunlar yani. Hani baya bildin ki hatta bence GTA 5 yani şu anda hani en iyi metaverse e örnek olacak şey. GTA 5 derken online'ı bu arada single player'ı dediğim gibi arkadaşlar ben ne RDR'de ne GTA'da e, online'ından bahsediyorum her zaman beni izleyenler bilsin bunu benim için onların single player'ları oynadık bitti noktasında RDR'nin daha oynayacağım bitireceğim inşallah neyse yani arkadaşlar bu hafta da konuştuk bayağı da konuştuk ha, 40 dakikaya dayandık e, ama dolu dolu oldu güzel oldu yani Sony tarafının hamlesini duyurmasını ben sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü zaman aleyhlerine işliyor. Bence e, Game Pass'in de bu satın alımları çok da kötü değil. Çünkü serbest bıraktıkları için firmaları bir tık daha iyi oluyor. E, ...Microsoft için de sorun yok... ...yani istediğin oyunu yap... ...illaki biri oynuyor... abi ...unpacking diye oyun var bildiğin eşya açıyorsun... ...indirmedim bile yani... ...belki videoya koymak için indiririm de... ...yani şimdi böyle bir oyunu... ...Game Pass'da çıkmayacaktı... ...nerede çıkacak yani... ...kim satacak belki Steam'de işte... ...kenarda köşede satılacak oyunlardan... ...adam koymuş içine... ...bir dener sen deniyorsun... ...denemiyorsan da denemiyorsun... E, ...yapımcısı da parasını alıyor mu alıyor... Siz de e, bu nedenle hani bir ufaktan oyun yapmaya başlayıp basitçe bir şeyi satabilirsiniz seslendirmesi olmayan çok oyun var arkaya basit bir müzik koyuyorlar e, öyle devam eden var çok basit oyunlar var yani hani Unreal de potansiyelini düşününce e, hani Üniversite okuyorsunuz işte işe giriyorsunuz iş başvuru süreci zor maaşlar düşük bunlarla uğraşmadan arkadaşlar bence 15 yaşından itibaren e, bu oyun motorlarıyla haşır neşir olup bir şeyler geliştirirseniz dediğim gibi beni bulduğunuz zaman bunu nasıl son ürün haline getiririz ben size rehberlik ederim güzel güzel de hepimiz yolumuza bakarız arkadaşlar çünkü oyunun bir de Son hali var yani son kullanıcının oynayabilmesi lazım. Level dizaynı var bilmem nesi var. Buralarda ben yardımcı olurum ama hani siz ufaktan bir şey yapın. Yani orada gaza basıp drift atan bir araba yaparsanız. Bakın Art of Rally vardı. Onun bir önceki oyunu bilmem ne drift diye uydurup bir oyun. Adamlar önce şeyi yaptı. Mekanikleri yaptı. Sonra rally versiyonuna geliştirdi. Siz de böyle en baştan şah diye GTA 5 yapamazsınız. Ama araba sürme ve arabadan çıkma olayını yaparsanız ne bileyim yani bir Driver 3 yaparsınız. Sonuçta onlar da e, düzgün çıkmış olsa başarılı olacak oyunlarda arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Dediklerimi unutmayın. Hani benle bir şey yapmanıza da gerek yok. Kendinizi kurtarmak için bu sektör şu an çok ilerliyor. Güzel bir sektör. Ha abi ben kod yazamam, oyun yapamam. O zaman kardeşim animasyona odaklan. Animasyon da çok önemli, ee, görselleri hareketli hale getirmek, görsel çizmek sanatsal. Başlangıçta para kazanması zordur, ama kendiniz geliştikçe aranan insan olursunuz, tasarımlarınız e, sevilir, tutulur, yaratıcılık. Yani bunlara çok yönelin. Bunlar gayet iyi meslekler, geleceğin meslekleri dijital gidiyor yani. Hani benim şu çektiğim videolar bile izleniyorsa az kaliteli bir şey yapsanız parayı da ee, cukkalarsınız. İngilizce içerik yapın. Ha. İngilizceye yönelin. Hadi bakalım kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Yeni podcastler için de kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.